Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben matematik öğretmeni Fehmi Oruç. Bugün üstü sayılar konusunu işleyeceğiz. Üstü sayılarda arkadaşlar tanımla başlayalım. A reel sayı ve n pozitif doğal sayı olmak üzere n tane A'nın çarpımına A sayısının eninci kuvveti denir. Ve A üzeri şeklinde gösterilir. N tane A'nın çarpımına ne diyeceğiz arkadaşlar? A üzeri N. A üzeri N yazılımında A'ya taban, N'ye, N'e ise üst diyeceğiz. Örneğin 2 üzeri 3. 2'yi 3 defa çarpacağız. 2 üzeri 4. 4 tane 2'nin çarpımı. Şuna bakalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2'yi 3 kere yazıp çarpacağız. Ne çıkar sonuç? Eksi 8. Ama bu soruda bakın. Eksi 2'nin 3. kuvveti istenmiyor. Eksi diyor. 2'nin 3. kuvveti. Önce 2'nin 3. kuvvetini hesapla. Sonra önüne eksi yaz diyor. 2'nin 3. kuvvetini hesaplarsam 8 eder. İşaretimiz de eksidir. Yani şunu diyelim arkadaşlar. Eksi <laughs> A üzeri B diyelim. Bakın parantez yoksa burada kuvvet işarete ait değildir. Ama şöyle ise A üzeri B. Şu kuvvet aynı zamanda işarete de ait olacaktır. Bir uyarımız var arkadaşlar. A artı A artı A diye devam ediyor. En tane A'nın toplamı A üzeren değil de n çarpı a olacaktır. Karıştırmayalım bunları. <laughs> x artı x artı x artı x eşittir. x tane olsun. Bu x çarpı x olur. Ama çarpı morsa arkadaşlar x tane olsun veya n tane olsun. Burası x veren olur. Şunu da n yapalım. n olunca sonuç ne olur onu da görelim. n tane olursa ne olur arkadaşlar? n çarpı x olur. Aralarındaki farka dikkat edelim. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Birinci özelliğimiz taban sıfırdan farklı olmak üzere bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. Taban sıfırın dışında ne olursa olsun kuvvet sıfır olursa sonuç bir olacaktır. Ancak sıfır üzeri sıfırın belirsiz bir ifade olduğunu belirtelim. 9'un sıfırıncı kuvveti ya da eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti veya sayı rasyonel olabilir arkadaşlar. <laughs> sonuç bir olacaktır. A sıfırdan büyük olmak üzere her n reel sayısı için a üzeri n büyük sıfırdır. Yani diyor ki arkadaşlar taban pozitifse mesela 2. Kuvvet ne olursa olsun bunun sonucu daima pozitif çıkar. Kuvvet yerine rasyonel sayı yazabilirsin, eksili sayı yazabilirsin, tam sayı yazabilirsin. Üstlü bir ifadede, üstlü bir ifadede taban pozitifse sonuç daima pozitif çıkar. Üçüncü özelliğimiz taban negatif ise. Taban negatif ise. Burada iki durum var arkadaşlar. Kuvvet çift olduğu zaman sonuç pozitif çıkar. Tek olduğu zaman negatif çıkar. Negatif sayıların çift kuvvetleri daima pozitif. Tek kuvvetleri ise daima negatif bir sayı olacaktır. Mesela eksi 6'nın dördüncü kuvveti. Bakın burada Taban nedir arkadaşlar? Parantez içerisindeki eksi 6. Taban negatif ama kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif olur. Bakın burada taban eksi 3 negatif ama kuvvet tek olduğu için sonuç negatif çıkar. Ya da eksi 1 bölü 2 taban bu. Kuvveti tek olduğu için sonuç negatif çıkacaktır arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz. Eksi a üzeri 2 üzeri 2 Çift kuvvet arkadaşlar işareti yutar. Eksi 5 üzeri 6 eşittir 5 üzeri 6. Veya x eksi 2'nin karesi eşittir 2 eksi x'in karesi. Kuvvet çift ise taban artı da olabilir, eksi de olabilir. Ama tek kuvvet işareti yutmaz. Değil mi? Mesela eksi 3'ün 5. kuvveti eşittir. 3'ün 5. kuvveti olmaz arkadaşlar. Çünkü bunun sonucu eksili, bunun sonucu artılıdır. Evet, bu durumlarla ilgili örneklere bakalım. Eksi 5'in 4. kuvveti ne demek arkadaşlar? Önce ne yaparız? İşareti belirleriz. Bakın, eksili bir sayının kuvvetini arıyorsanız önce işarete bakarsınız. İşaretimiz eksi. Peki kuvvet ne? Çift. Eksili bir sayının çift kuvvetinde sonuç ne çıkar? Artı. O halde 5'in 4. kuvvetine bakacağız. 5'in 4. kuvveti de 5 beş tane 5'in çarpımı. Bakın. Eksi 3'ün üçün, 3. kuvveti. Taba işaret ne? Eksi. Taban ne? Tek. Şey kuvvet ne? Tek. O halde arkadaşlar eksinin tek kuvvetinde sonuç ne olmalı? eksi. Sonra 3'ün üçün 3. kuvvetini hesaplayacağız. O da 3 üç tane 3'ün çarpımı eksi 27 olacaktır. İşte m eksi n'in karesi. Eksi parantezinde n eksi m'in karesi derim. Çift kuvvet eksi yutar n eksi m'in karesi olur. Az önce bakmıştık bunlara. Kuvvet çiftse bunların yerlerini değişebilirsiniz. Ama tekse olmaz. Değiştiğiniz zaman önüne eksi işareti gelmeli. Diğer bir özelliğimiz sevgili arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz. Birin bütün kuvvetleri bir olur. Taban birken sonuç ne olursa olsun arkadaşlar. Cevap daima bir olacaktır. Eksi birin ise çift kuvvetleri bir. Tek kuvvetleri eksi birdir. Eksi bir. Tek kuvvet sonuç eksi bir. Eksi bir. Çift kuvvet sonuç artı bir birinde bütün kuvvetleri ne olacak demiştik? Bir olacak dedik. Evet arkadaşlar üst sayılarda toplama çıkarma işlemine bakalım. Üstü sayılarda toplama çıkarma işleminin yapılabilmesi için arkadaşlar tabanların ve üstlerin aynı olması lazım. Peki tabanlar ve üstler aynı ise ne olur arkadaşlar? Kat sayılar toplanır ya da çıkarılır. Bakın bu işlemde üslü ifademiz x üzeri n gördüğünüz gibi katsayı a diğer katsayı eksi b şu da c o halde ne yapacağız a eksi b artı c katsayılar toplayacağız ya da çıkaracağız bakın üstlü ifademiz x üzeri 5 katsayı 2 burada 7 burada eksi 4 2 artı 7 eksi 4 4x kare artı ax kare. Üslü ifademiz x kare. Bakın katsayı 4 ile a'yı topla. Diğer soru. Burada şöyle tek terimden oluşacak bir işlem yapamayız. Şunları kendi aralarında, bunları kendi aralarında toplarız. 4a küp, 1a küp giderse, bakın grupladık bunu. Ne kalır geriye? 3a küp. B'leri bir araya alsak, eksi 2B küp, artı 5B küp, kat topladığınız zaman 3B küp. Burada da üçler ortak arkadaşlar, paranteze alınabilir. Çarpma işlemi sevgili arkadaşlar, çarpma işleminde iki durum söz konusu. Tabanlar aynı ise, tabanları aynı olan üst sayıların çarpımı. Bu durumda arkadaşlar ortak tabanda üsler toplanır. Bakın A üzeri N çarpı A üzeri K. Ne olur? Tabanlar aynı. Üsleri topladık. Taban X, XX, X, X. Üsler 2, 3, 4 topladık. Taban Y bakın Y. Üsler 5, eksi 3, 1. Bakın taban 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. Kuvvetler nedir arkadaşlar? 6, eksi 2, eksi 4. Bunları toplayacağız. Bu yazdığımız ifade, hani çarpmada mesela x üzeri m çarpı x üzeri n eşittir x üzeri m artı n mi dedik arkadaşlar? Tabanlar aynıysa üstler toplanır dedik. Bu tersten de doğru. x üzeri m artı n'i x üzeri m çarpı x üzeri n şeklinde yazabilirsiniz. A üzeri K artı N'i A üzeri K çarpı A üzeri N şeklinde yazabiliriz. X üzeri A artı 5 yerine X üzeri A çarpı X üzeri 5. 2 üzeri M artı 3 yerine 2 üzeri M çarpı 2 üzeri 3 yazılabilir. A üzeri işte K artı T eksi 4. Ne diyeceğim? A üzeri K, A üzeri T, A üzeri eksi 4 yazabilirim. Çarpmada ikinci durum arkadaşlar. iki durum söz konusu demiştik. Üstler aynıysa ikinci durumumuz. Az öncekinde tabanlar aynı olma durumuydu. Burada da üstler aynıysa arkadaşlar tabanları çarpar. Ortak üssü alırsınız. Bakın üstler x, x, x görüyor musunuz? Tabanları çarpar ortak kuvveti yazarsınız. 2 üzeri x, 5 üzeri x, 13 üzeri x Üstlerine X, ortak, aldık ortak kuvveti, tabanları çarp. 2, 5, 13. Yani 130 üzeri X. Ya da 2 üzeri 2, 5 üzeri 2. Bakın üstler 2, tabanları çarptık. Onun karesi 100 oldu. Veya ABC, dördüncü kuvvet. Şuradan gelelim. ABC bakın üstler aynı. 4, 4, 4. Ne yaptık? Tabanları çarptık. Ortak üssü yazdık. Bu yazdığımız arkadaşlar tersten de doğru. 2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri x ifadesini açtığınız zaman bu x şuradaki her bir sayıya kuvvet olarak yazılacaktır. Bölmeye bakalım arkadaşlar. Bölme de de çarpmada olduğu gibi iki durum söz konusu. Üstler aynı ise tabanlar bölünür. Ortak üs yazılır. Bakın üs x, üs x. B'ye A'ya böldük, tabanları böldük. Ortak kuvveti yazdık. Mesela 12 üzeri x bölü 4 üzeri x. Üstler aynı mıdır? Evet. O halde 12'yi 4'e böldüm x'i aldım. 3 üzeri x. İkinci durum tabanlar. <laughs> tabanlar aynı ise. Tabanlar aynı ise arkadaşlar o zaman üstler çıkarılır. A üzeri n bölü a üzeri k. Eşittir ne yapacağız? A üzeri n eksi k. Veya bunu paydaya da atabilirsiniz. Mesela 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 7. Ne yaparız arkadaşlar? Tabanlar aynı. O halde 15'ten 7'yi çıkarırım. 2 üzeri 8 mi olur? Evet arkadaşlar a üzeri x bölü a üzeri y bakın bu. Tabanların aynı olması durumu üstleri çıkarılır dedik. O halde a üzeri x eksi y'yi a üzeri x bölü a üzeri y şeklinde yazabiliriz. 7 üzeri 9, 7 üzeri 7'ye bölünmüş. Tabanlar aynı. 9'dan 7'yi çıkardık. Bakın burada tabanlar aynı. Ne yapacağız arkadaşlar? A artı 6'dan A eksi 2'yi çıkarıp x'e kuvvet olarak yazacağız. Bu da x üzeri 8 olmuş. Arkadaşlar burada üstler aynı. 21'i 3'e böleceğim. De mi? Tabanlar bölünür, ortak yüz yazılır. Evet, sorumuza bakalım arkadaşlar. 69 üzeri x a, 23 üzeri x eksi 1 b olarak verilmiş. 3 üzeri x artı 2'nin a ve b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki eksi 1'den bir kurtulalım isterseniz. Ne olur burası? 23 üzeri x bölü 23 eşittir b. İçler dışlar yaparsak 23 üzeri x eşittir 23 b. Peki 69 üzeri x neye eşit? a'ya. Bakın burada dikkatinizi çeken bir şey var mı arkadaşlar? Aynı mı üstler? Üstler aynı. X, X. O halde ne yapalım? Şunların oranını alalım. Yani 69 üzeri x'in 23 üzeri x'e oranını alalım. Eşittir a bölü 23 b. Üstler aynıysa burada ne yaparız arkadaşlar? Tabanları böleriz. 69'u 23'e bölerseniz 69 bölü 23 üzeri x eşittir arkadaşlar. A bölü 23 B. A bölü 23 B. 69 bölü 23 kaç? 3. O halde 3 üzeri x ne olur? A bölü 23 B. Biz ne yarıyoruz arkadaşlar? 3 üzeri x artı 2'yi. Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2'yi. 3 üzeri x yerine ne yazacağım? A bölü 23B. 3'ün karesi kaç arkadaşlar? 9. O halde sonucumuz 9A bölü 23B. Yani D seçeneği olacaktır. Diğer bir soru arkadaşlar. 2 üzeri 3 eksi x seçtirem olduğuna göre 2 üzeri 3x 1 çarpı 5 eksi 2x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurada Tabanlar aynı mı? Ne yapalım? Toplayalım mı üstleri? 2 üzeri 3x eksi 1 artı 5 eksi 2x. Yani ne olur burası arkadaşlar? 2 üzeri x artı 4. Biz bunun sonucunu arıyoruz. E bunun yerine de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 desek olur mu? Olur. Şuradan 2 üzeri x'i bulalım. Bakın 2 üzeri 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri x yazabilir miyim? 2 üzeri 3 eksi x yerine eşittir. 2 üzeri x ile m'nin yerini değişsem 2 üzeri 3 8 buraya m gelse eşittir 2 üzeri x. 2 üzeri x'i ne olarak bulduk arkadaşlar? 8 bölü m. Yerine yazalım. 8 bölü m çarpı 2 üzeri 4'te 16, 128 bölü M bulunur sevgili arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.